Ne oldu? Beni zorla konağa getirdiğinde abim madalya mı taktı sana? Ne konuştunuz? Seni buraya getirmek zorundaydım. Abin haklıydı. Ha, tabii korktum. Benden vazgeçtiğini söyleyerek abimden özür diledin herhalde. Hayır Melis. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. Abinin neden bu kadar büyük tepki verdiğini bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyorum çünkü benim sevmeye hakkım yok. Hayır. Melis bak. Ben sizin hayatınıza tesadüfen girmedim. Senin benim tanıman tesadüf değil. Nasıl yani? Ne demek bu? Benim ölen kız kardeşim var ya, Ece. O Cenk'in Amerika'da okuldan arkadaşıydı. Ece'nin ölümü beni çok derinden etkiledi. Ben çok öfkeliydim. Yaptığım araştırmalar nasıl oldu bilmiyorum ama bulduğum deliller bana hep bu işin sorumlusu olarak Cenk'i gösterdi. Ve ben de bir intikam planı yaptım. Ben Cenk'in canını aynı şekilde yakmak istediğim için sana yaklaştım. Niyetim seni kendime aşık edip sonra da... Melis bak, ne söylesen haklısın. Tamam, kabul ediyorum. Evet, hak ettim. Ama sadece bir şey bilmeni istiyorum, tamam mı? Evet, başında bir intikam planıydı ama sonra ben sana gerçekten aşık oldum. Ya sus ya, sus! Sen daha neyi anlatıyorsun? Daha fazla gözümde küçülme Kadir, defol! Melis, ben seni gerçekten çok sevdim. Abinin canını yakmak isterken kendim yandım, kül oldum zaten. Gerçekten tahmin edemeyeceğin kadar çok sevdim seni. Sana zarar vermemek için elimden ne gelirse yaptım. Senden uzak durmaya çalıştım. Kaçmaya çalıştım ama olmadı. Ya sen ne anlatıyorsun hala bana? Ne anlatıyorsun? Melis lütfen. Ya hayır ya sen nasıl yaparsın ya? Bu nasıl bir vicdan var sende? Bana sende. Nasıl kıydın Kadir? Nasıl kıydın sen bana? Ya bir defol ya. Defol. Defol. İstemiyorum senin yüzünü bile görmek. İstemiyorum seni. Haklıymış. Abim çok haklıymış seni affetmemekte. Ben de affetmiyorum seni Kadir Karan, ben de. Defol, defol git şimdi. Yüzünü görmek istemiyorum, defol. Defol git. Git, sen de git. Sakın karşıma çıkma, sakın.